Merhabalar herkese. Bugün video başlığından da anladığınız gibi biraz maseter botoksla ilgili sohbet edeceğiz sizlerle. Ben bu konuda biraz can sıkıcı bir deneyim yaşadım. Aranızda maseter botoks yaptırmayı düşünenler varsa bu olumsuz deneyimi dinleyip biraz hani kendilerine ışık olabilecek, aydınlatabilecek bilgiler bulabileceğinizi düşündüm. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Botoks zaten bildiğiniz gibi geçici bir işlem. Yani yaptırdığınız zaman bir yan etki görseniz de bu çok uzun süreler maruz kaldığınız bir yan etki olmuyor aslında. Yani botoksun etkisi geçtiğinde bu yan etki de geçiyor. Şimdi en baştan kendi hikayemi bir anlatacağım ama çok böyle merak uyandırıp da böyle clickbait gibi videoya devam etmek de istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, maseter botoks yaptırdıktan yaklaşık 3 hafta sonra benim bütün gülüşümü, bütün yüz ifademi, mimiklerimi, her şeyimi bozdu. Şu an gülerken gerçekten ben değilim. Bu arada işlemi yaptıralı 2 ay oldu ve doktorum neden böyle oldu diye koşa koşa gittiğimde en fazla 3 hafta sonra geçecek, merak etme demişti. 2 ay oldu ve bu hala geçmedi. Bazen insanlar fotoğraflarımda veya videolarımda bunu fark edip, özellikle beni tanıyan insanlar, ya sen ne yaptırdın, estetik falan mı yaptırdın, ne yaptırdın yüzüne, hiç garip duruyor falan diye çok fazla mesaj aldım, telefon aldım ve ne kadar rahatsız olduğumu, bu 2 aydır ne kadar huzursuz olduğumu anlatamam. Belki çok büyük bir problem olmayabilir çoğunuz için. Benim için de zaten öyle çok çok büyüttüğüm bir problem değil ama geçmedikçe ve aynaya her baktığımda bu yüz ifadesini gördüğümde gerçekten canım aşırı sıkılıyor. Çünkü sonuçta bunu bir tedavi amacıyla yaptırıyorsunuz. Bir medet umuyorsunuz. Çünkü ben bunun yüzünden dişlerimi bile kaybedebilirim. Çünkü benim diş sıkma problemim gerçekten diş doktorlarının çok şaşırtıcı düzeyde. Maseter kasım çok artık adele olmuş durumda. Ben bunun için dişimi bile kaybedebilirim. Neyse çok fazla uzatmıyorum ve kendi hikayeme şöyle en baştan bir başlayayım. Eğer yakınlarınızdan duyduysanız veya sizin işte diş sıkma probleminiz varsa zaten maseter botoksu biliyorsunuzdur. Benim maseter botoksla tanışma hikayem şöyle oldu. Diş sıkma problemim yaklaşık 5-6 yıldır var aslında. İlk bunu öğrenmem, hani dişlerim sıktığımı öğrenmem, çünkü ben fark etmiyordum. Sabahları da yoğun öyle bir çene ağrısıyla falan uyanmıyordum, yani normal yattığım gibi uyanıyordum. Leyla var benim en yakın arkadaşım. O İstanbul'a beni ziyarete gelmişti. Benim odamda böyle uyuyoruz ve yatakta sohbet ediyoruz. Ben uyuyakaldım. O da böyle canı sıkılmış, telefonuyla oynuyor vesaire. İşte aradan biraz zaman geçince, bir yarım saat 40 dakika beni uyandırdı. Dedi ki çok fazla dişlerini gıcırdatıyorsun, kıracaksın dişini, kalk dedi. Niye böyle yapıyorsun, var mı bu bir süredir falan. Dedim ilk defa duyuyorum. Hiç dedim bilmiyorum gıcırdattığımı falan. O gün onu öyle bir öğrendim. Sonra bir gün ofiste uyuyakaldım. Masada bayağı bildiğiniz gibi şu yön, bu şekilde yani. Uyuyakaldım. Yine yanımdaki arkadaşım vardı işte, Zeynep. Zeynep beni yine uyandırdı. Sen dişini gıcırdatıyorsun feci şekilde. Kalk, çenen kilitlenecek falan dedi. Ya çenem kilitlenecek durumda değildi aslında ama artık insanların ilgisini çekmeye başlamıştı. Daha sonra bu herhalde bunun en yoğunluğuydu. Ben annemle yaşadığımız dönem kendi yatağımda, yatak odamda uyuyorum. Annem de mutfakta işte işlerini hallediyor falan. Zannediyorum gece de 2-3 gibi. Kadın ya mutfaktan benim diş gıcırdatmamı duyup kapıyı açtı geldi. Bu dedi nasıl bir şey ya dedi, dişlerini o kadar gıcırdatıyorsun, mutfaktan duydum dedi, yani ne yapıyorsun böyle falan deyince ben dedim ki artık bu olacak iş değil, ben bir dişçiye gideyim. Daha sonra 12 yaşımdan beri devam ettiğim, sürekli gittiğim, aynı zamanda çene cerrahı olan kendi doktoruma gittim. O zaten benim dişlerime baktı. Ben daha konuya girmeden sen dişlerini mi sıkıyorsun dedi. Önce bir temizlik yapılacaktı. Dedim ki benim gelme sebebim bu ama siz nereden anladınız şu an dedim. Hani bir zarar mı vermişim dişlerime, nereden anladınız dedim. Ya da diş etlerimde bir problem var gibi düşündüm ben. Dedi ki diş yüzeyinde mikro çatlamalar var, gözle göremezsin ama dedi bunlar ilerlerse ve bu sıklıkta sıkmaya devam edersen dişlerine ve diş etlerine, diş köklerine çok yoğun zarar verirsin. 5-6 yıl içinde de dişlerini kaybedersin dedi. Bu tabii ki beni korkuttu. Dedim ki ne yapayım? Bu da zannediyorum bir 3,5-4 yıl önce falandı bu doktor ziyaretim. Bana dedi ki sana hemen bir damaklık hazırlayalım. Ama dedi damaklık tedavi amaçlı gibi düşünme, günü kurtarmak için de hazırladığımız bir şey. O günkü dişini sıkma sırasında
silikon bir işte kalıp var ve mutlaka görmüşsünüzdür. O silikon dişliği ağzınıza uyumadan önce takıyorsunuz. Bu şekilde dişleriniz birbirine değmediği için gece sıksanız da birbirine sürtüp zarar vermiyor oluyor. Ama dediğim gibi bu ağızlık ya da dişlik neyse her neyse o geceyi kurtarmanız için, yani uzun vadede bir tedavi amaçlı verilen bir şey değil. Benim hemen ağzımın bir kalıbını aldılar. Bana bu ağızlığı işte, ağızlık diyeyim neyse siz anlayın. Ağızlığı hazırladılar. Ben onu işte kullanmak üzere eve gittim. Aa çok iyiyim falan bir taktım. Yok olacak iş değil. Öğürüyorum, midem ayağa kalktı, midem bulanıyor. Daha sonra aklım sürekli ağzımın içinde, uyuyamıyorum. 2 haftaya yakın denedim. Sürekli doktoru aradım. Dedim ben yapamıyorum, uyuyamıyorum bu ağzımın içindeyken. Yani dikkatim sürekli orada. Dilimi böyle değdiriyorum ona falan. Böyle çok garip. Öğürüyorum da sürekli. Böyle dişlerime, diş etlerime değdirdikçe öğürüyorum dedim. Yok kullanamıyorum yani. 2 haftaya yakın denedim. Olmadı. Daha sonra bir cahillik edip dedim ki ne oluyorsa olsun, sıkıyorsam da sıkıyorum. Yapacak bir şey yok dedim. Attım hepsini. Ne varsa attım kenara. Hiçbir şey kullanmamaya başladım. Daha sonra tabii ki bu diş sıkma problemi ilerledikçe ilerledi. En son geçen Kasım ayında yine diş temizliği için kendi doktoruma gittim. Dedi ki sen hala hiçbir şey yapmıyor musun? İşte dişliğini takmıyor musun? Dişlik ağızlık. İşte takmıyor musun? Bak 60 çatlamaların hani dişlerine zarar verirsin, kırarsın, kökten zayıflatırsın. Diş kökü iflas ederse sinirlere ulaşır, yapma böyle falan deyince. Dedim ben ağızlık kullanamıyorum. Masater botoks yapalım o zaman sana dedi. Ya dedim ben bunu duydum. Birkaç tane de yaptıran arkadaşım var ama bu dedim ne yani ne oluyor falan. Bakın aynen doktorumun anlattığı şekilde size şimdi aktaracağım. Şöyle söyledi, stresli bir döneminde dedi dişlerimizi sıkmaya başlıyoruz dedi. Bu aslında dedi genetik bir şey dedi, yani genlerimizle aktarılan dedi bir şey. Dişlerimizi dedi sıkmaya başlıyoruz. O sırada dedi buradaki maseter kasımız var bizim. Böyle sıktıkça buradan zaten elinize gelir. Sıktıkça dedi o kas gelişiyor, gelişiyor, gelişiyor ve güçleniyor. Güçlendikçe de sen dişlerini daha fazla sıkmaya başlıyorsun. Bu artık o kas için bir refleks haline geliyor. Şimdi biz dedi botoks enjekte ederek dedi bu kasa, o kası felç durumuna, iptal durumuna dedi getiriyoruz. 3-4 seansta da bu kasa, bu refleksi unutturuyoruz dedi. Ama tekrardan dedi sen stresli bir döneme girersin 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 5 yıl sonra. Bunun dedi tekrarlamayacağının dedi garantisi yok. Ama dedi botoks bizim tedavi amaçlı yaptığımız bir şey. Yani şimdi mesela şöyle bir yol çizmişti bana o kendisi. Bugün yapacağız, 6 ay sonra ikinci yapacağız, 1 yıl sonra üçüncüyü yapacağız. Eğer ki ihtiyacımız kalırsa 1,5-2 yıl sonra da bir doz daha yaparız, 4'e tamamlarız ama gerek kalmayabilir, 3'te bırakırız da demişti. Aa dedim tamam şahane falan ama o dönemde böyle dolar yükseliyor. Bana dedi ki işte acele et, hani dolar sürekli yükseliyor, çok da dedi cebini de yakmasın dedi. Tamam dedim ben bir düşüneyim. Sonra başladım düşünmeye ve işte asıl cahillik ettiğim nokta tam olarak burada başladı. Kendi 12 yıldır gittiğim, güvendiğim, bütün işlerine neredeyse tanık olduğum, dolgu yaptırdığım, diş temizliği yaptırdığım, düzenli kontrole gittiğim doktoruma fiyat da almışken dedim ki yani ben başka yerlerden de fiyat alayım. Madem bunu herkes yapıyor onlara yaptırayım. Yani kendi doktoruma yaptırmak varken bir arayışa girdim. İşte benim hatam biraz o noktada başladı. Eğer bu kadar güvendiğiniz bir doktorunuz varsa hiç macera aramayın. Arada 1000 lira olsun, 2000 lira olsun biriktirin. Kendi doktorunuza gidin lütfen. Bu belki de hatanın başını çeken ilk konuydu benim için. Estetik amaçlı botoks yaptırdığım yere sordum. O benim kendi diş doktorumdan bir tık daha düşük bir fiyat verdi ama o da şişkin bir fiyat verdi. Daha sonra yine bir arkadaşımın düzenli işte çocukluğundan beri gittiği bir klinik vardı. Oraya gittim ve kliniğe girdim. Dedim ki çok güzel, çok temiz bir klinik. İşte dekorasyonu iyi. Baksana ne kadar lüks bir yer falan. Böyle doktorları çok iyi, çok hijyenik, steril bir yer falan. Zaten bir gözüm büyülendi. Dedim ki böyle böyle ben maseter botoks yapmak istiyorum. Bunun ücreti ne, sizin sisteminiz ne vesaire. Bu arada her yere ücret sorduğum gibi, hani bütçe yapayım diye fiyat aldığım gibi, hangi botoks markasını kullanıyorsunuz, hangi dozda yapıyorsunuz, işte programınız nasıl oluyor, 3 ayda bir mi, 5 ayda bir mi gibi bu tarz soruları da sordum. Kendi doktorum da dahil olmak üzere herkesten ortalama aynı bilgileri aldım. Zaten çoğu aynı botoks markasını kullanıyor. Bu anlamda da dedim ki tamam o zaman çok da bir fark yok yani, en uygun fiyatı verene dedim ben giderim. Daha sonra bu üçüncü uygun fiyat aldım dediğim ve beni o dekorasyonuyla büyüledi dediğim kliniğe gittim. Dedim ki
ben sizde maseter botoks yaptırmak istiyorum. Önce adam beni bir kontrol etti. Dedi ki senin bu halin ne? Sen bugüne kadar nasıl durdun? Bu arada beni gören her doktor aynı şeyi söylüyor. Sen artık burada adale yapmışsın. Burada senin bir kasın var. Yani bu nasıl sen bu hale geldin dedi. Ve buralarımı da kontrol etti. Ne kasları bunlar? İnteral. Hayır. Ve şöyle kafamın yanlarını elledi, dişlerimi sıktırdı. Buradaki kasların adını unuttum şu an, informal diye isim geliyor. Buradaki kasların da çok fazla böyle yaptıkça dışarı çıktığını ve kuvvetli olduğunu gördü. Dedi ki oraları da yapacağım. Tamam dedim, güveniyorum size, inanıyorum dedim. Ve bana kendisi dedi ki kasların çok iyi, yani gelişmiş durumda olduğu için en yüksek dozda sana dedi yapacağız. Ve dedi 6 ay sonra değil 3 ay sonra ikinci doza gelmeni isteyeceğim dedi. Ona da tamam dedim ve yaptırarak klinikten ayrıldım. Bu arada diş sıkma probleminin de 1 ay içerisinde geçeceğini, hafifleyeceğini söylemişti kendisi. 1 ay içinde diş sıkmaya devam edebilirsin. Hani eşine söyle, biraz seni de takip etsin. Ben böyle günleri, haftaları saymaya başladım. Çünkü artık gerçekten çok yoğun bir baş ağrısıyla ve çenem sanki kilitlenmiş gibi buralarımın çok yoğun ağrısıyla uyanmaya başlamıştım. Çok büyük medet umuyordum o yüzden. Bir an önce etkisini göstersin istiyordum. Aradan 2-3 hafta geçti. Anneannemi ziyaret ettik Erdem'le. Böyle balkonda çay içiyoruz. Erdem birden bana baktı. Senin dedi bir siman değişti, sana bir şey oldu dedi. Ve elime aynayı aldım. Bir gül dedi. Güldüm. Ya dünyam başıma yıkıldı. Dedim ki bu ne? Ya ben değilim. Benim gülüşüm değil. Ben gitmişim. Tuğçe gitmiş. Bambaşka biri gelmiş. Böyle anlayamadım ne olduğunu. Hemen doktoru aradım. Zaten böyle akşam 6-7 civarıydı. Dedim ki böyle böyle benim gülüşümde bir sıkıntı var. Benim simam değişti. Ne yapacağız falan. Dedi ki hemen yarın iş çıkışı atla gel. O gün işte günü nasıl geçirdim bilmiyorum. Herkes böyle gittim. Artık o birden mi oturdu bu arada o ifade, onu da bilmiyorum. O gün sadece onu Erdem fark etti. Öncesinden benim de haberim yok. Ofise gittim, herkes diyor ki sen niye gülmüyorsun, niye şey yapmıyorsun? Diyorum ki ben gülüyorum, böyle böyle bir durum var. Ve hani bilmiyorum şu an neden olduğunu. Garip bir gündü. Oradan çıktık, gittik doktorun yanına. Kendisi, yani bu arada yani kimseyi suçlamak, zan altında bırakmak istemiyorum. Bunun neden olduğunu da bilmiyorum ama gerçekten işlerini bildiğiniz, güvendiğiniz bir insanla, yeni tanıştığınız bir insana kendinize emanet etmek arasında dağlar kadar fark var. Bana baktı, buralarımı elledi. Bizim dedi buraya enjekte ettiğimiz botoks difüzyonla dedi buradaki kaslara yayılmış. O yüzden şu an buradaki kasların da dedi devre dışı kalmış. Bu yüzden de gülerken yüzün yukarı kalkmıyor dedi. Peki dedim bu ne olacak, yani böyle kalacak mı dedim. Şimdi ben ya botoks ilk defa yaptıran bir insan değilim. Botoksun ne olduğunu da biliyorum. Bunu sormamdaki amaç, bu maseter botoksun etkisi 6 ay sürüyor. 6 ay böyle mi kalacağım? Yoksa bu atıyorum 2-3 hafta mı bu şekilde kalacak? Ben bunu soruyorum. Kendisi bana diyor ki ha botoks yani geçici bir şey, sonuçta kalıcı bir şey değil falan yapıyor bana. Gittikçe sinirlenmeye başlıyorum o noktada. Diyorum ki ben botoksun ne olduğunu biliyorum. Size sorum şu, bu ne zaman geçecek? Bana dedi ki 2-3 haftaya geçer. Bir de çıkarken de şöyle bir akıl verdi bana. Oyuncu değilsin, bir şey değilsin. Yüzüne de para kazanmıyorsun. 2 hafta böyle geçsen ne olur dedi. Ya bu son derece saçma bir motivasyon. Şimdi benim klinikte yaptırdığım bir işlem yüzünden bir yan etki yaşıyorum. Bütün yüzüm gitmiş yani. Gülemiyorum. Yüzümü oynatamıyorum ya. Yüzümü hareket ettiremiyorum. Hatta şu an bu biraz hafifledi ama ağzım açıp yemek yemedim ben. Gerçekten çok garip bir ay geçirdim. Ve idare etmeye de çalıştım. Şikayet etmemeye, söylenmemeye, sonuçta bu geçici bir şey diye söylenmemeye çalıştım. Ama aslında gerçekten can sıkıcı bir şey. Bunun yüzünüzle para kazanıyor olmanızla hiçbir alakası yok. Bir işlem yaptırıyorsunuz ve bu tedavi amaçlı yaptırdığınız bir şey olmaya da bilir. Keyfi yaptırdığınız bir estetik operasyon da olabilir. Ben şu anki baktığım yönden bunu aslında doktor hatası olarak görüyorum. Belki de çok fazla maseter tecrübesi yoktu. Belki ben onunla konuştuğuma kandım. Belki gerçekten kliniğin dekorasyonuna ve lüks olmasına kandım. Bilmiyorum ama belki de çok fazla kendisinin de tecrübesi yoktu. Ben biraz kobay gibi oldum onun için. Yani bunların hiçbirini bilemiyorum şu anda. Maseter botoksu yaptırıldı 2 ay oldu. Normalde de 1 ay sonrasında benim kontrol randevum vardı. Beni aradılar. İşte yarın randevunuz var. Geliyor musunuz? Dedim ki randevuya niye geliniyor? Hani eksik kalan dozu vurmak için. Ben dedim böyle bir doz vurdurmayacağım. Belki dedim bir daha hiç maseter de yaptırmayacağım. Bunu da bilmiyorum. Sadece dedim şunu merak ediyorum. Benim dedim diş sıkma problemim geçmedi.
Aksine gülüşümü de kaybettim dedim. Yani yaptırdım, bir işe yaramadı. Tam tersi surat ifadem de dedim gitti. İfadem değişti. Şunu merak ediyorum. Ben dedim size niye para verdim? Size niye geldim? Size bu parayı ben neden ödedim? Ben şu an dedim onu merak ediyorum. Bana dedim bunu bir açıklayın ama ben dedim kontrole falan gelmeyeceğim. İşte zaten siz dedi belgeleri imzaladınız, her türlü yan etkiyi kabul ettiniz vesaire. Şimdi şöyle biraz yana kaydım. Maseter'i ilk bu etkileri çıkmaya başladığında arkadaşlarıma böyle telefondan gönderdiğim birkaç video ve fotoğraf vardı. O video ve fotoğrafları şu yan tarafa ekleyeceğim. Gülüşümün neyden neye dönüştüğünü görün istiyorum gerçekten. Önceki yani normal kendi standart gülüşümde nasıl bir hale geliyor suratım? Şu an ne hale geliyor? Bunu biraz fotoğraf ve videolarla size aktarmaya çalışacağım. Ana problemi söylüyorum. Normalde ben güldüğümde, şöyle güldüğümde buramda şöyle bir üçgenlik olur ve buradaki elmacığın hemen iç köşelerindeki yanak kısmım yukarı kalkar. Şöyle topçuk olur. Ya gerçekten gülüşümün ne kadar güzel olduğunu anladım. Şükrediyorum ne kadar güzel gülüyormuşum ben diye. Şu anda bakın sahte sahte geliyorum. Canım. Yukarı kalkmıyor yanağım kesinlikle. Ağzımı evet biraz daha açmaya başladım. Yani şöyle genişletebiliyorum. Normalde bundan fazla açamıyordum. Gerçekten bir yemek kaşığı düşünün. O yemek kaşığını ağzıma sokamıyordum. Yani o kadar açamıyordum ağzımı. Sandviç ısıracağım hatta bir gün. Bayağı böyle üstüm başım içindeki malzeme oldu. Yani ketçap, mayonez, domates ne varsa üstüme döktüm. Onu bile ısıramadım. Hala diş sıkma problemimde en ufak bir iyileşme, gerileme veya düzelme yok. Hala aynı şekilde dişlerimi sıkıyorum. Çok fazla uğraşmak istemediğim için klinikte daha fazla muhatap olmadım aslında. Evet hatırı sayılı bir para ödedim. Diyor ki bana belge imzaladın. Şimdi ben zaten neyi nereden savunabilirim? Çünkü evet imzaladım. Yani olabilecek her şeyi kabul ettiğime dair bir kağıt imzaladım ve bu aslında evet formalite ama bunu imzalamazsanız zaten yapmıyorlar işlemi size. Yani öyle de bir durum var. Her türlü ben onu zaten imzalayacaktım. Kabul etmiyorduysam da kalkıp gidecektim. Benim size tavsiyem kesinlikle emin olduğunuz, daha önceki işlerini gördüğünüz doktorlara gitmeniz. Bu çünkü ciddi bir problem. Bunu belli bir düzene getirdiğinizde tedavi amaçlı 2 yılda bir, 1 yılda bir doktorunuzun da yönlendirmesiyle yaptığınız sürece bu aslında bir tedavi. Bunu sonuçta sağlığınız, hem ağız sağlığınız için yapıyorsunuz hem de yani çene sağlığı artık genelleme yapamadım çok fazla. O yüzden lütfen riske atmayın. Bu çok önemli bir konu. Yüz ovali düzelsin diye sadece, şuradaki karelik gitsin diye bile hani jawline yaptırmayıp maseter botoks yaptırmaya çalışanlar var. Ya bu gerçekten tedavi amaçlı bir şey. Estetik görünümünüzü düzeltmek için böyle şeylere girmeyin arkadaşlar. Ben sonuçta sağlığımı toparlamak isterken görünümümden oldum. Yani gülemiyorum yani. Böyle bir şey olamaz. Benim size tek tavsiyem, ne amaçla yaptırıyor olursanız olun tabii ki, işlerini bildiğiniz, güvendiğiniz, gittiğiniz ya da uzun yıllardır gittiğiniz, devam ettiğiniz bir yerse, eğer değilse önceki işlerine mutlaka baktığınız, yorumlarını okuduğunuz, orada bu işlemi yaptıran insanlarla hani fikir alışverişi yaptığınız bir döneminiz mutlaka olsun. Bu arada şunu söylemeyen doktorlar var. Mesela benim bu işlemi yapan doktorum söylememişti. Bu çok önemli bir kısım. Aklıma gelmişken söylemek istiyorum. Estetik amaçlı yaptırdığımda da o doktorumun da sürekli söylediği bir şey. 6 saat kadar hani eğilme. Mümkünse gece yatarken ne olur ne olmaz yastığını biraz dik konuda tutup hani şöyle uyuydu. Bu diş doktorum bana bunu söylemedi. Böyle bir uyarı yapmadı kesinlikle. Ben hani bu bilgiye daha önceden tanıdık olduğum için yine de o gece böyle dimdik durdum. Herhangi bir yere bir kayma olmasın diye. Çok fazla öne eğilmedim. Gece yampirik yumpirik yatmadım. Yani yüzüstü yatmadım atıyorum. Buna dikkat ettim. O yüzden bu sebeple bir yamulma olduğunu zannetmiyorum ama yine de doktorunuz bu uyarıyı yapmayı unutursa, atlarsa bile mutlaka aklınızda olsun. Botoks yaptırdıktan sonra o geceyi biraz böyle eğilmeden, işte terlemeden vesaire o şekilde geçirmeye çalışın mutlaka. Aranızda yaptırmayı düşünenler varsa veya benimle aynı problemi yaşayan veya farklı problemler yaşayan varsa lütfen yorumlarda aşağıda buluşalım. Yaptırmak isteyen insanlara, düşünen insanlara bir nebze ışık olacak, akıl verecek, verimli bir içerik olsun en azından. Bu sürecin en yakın zamanda geçip yüzümün eski haline döneceği saniyeyi ya, hani günü değil saniyeyi bile gerçekten dört gözle bekliyorum. Şu an gerçekten ben değilim. Yani
ben değilim. Umarım özellikle bu bilgilere ihtiyacınız varsa sizlere ışık tutabilecek bir video olmuştur diyorum. Keyifle izlemişsinizdir diyemiyorum bu videoda. Çünkü diğer çektiğim videolara nazaran bu biraz farklı bir bilgilendirme amaçlı bir video oldu. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.